Deploy paketindeki summarize fonksiyonu işimize yarayabilecek çok pratik bir fonksiyon. Summarize fonksiyonu ile veri seti içerisinde yer alan belirli değişkenler için bir takım istatistiksel işlemleri hesaplamamızı açık olarak sunmamızı sağlıyor. Summarize fonksiyonundan sonra ilk argüman olarak veri setine giriyoruz. Daha sonra bir değişken ismi belirliyoruz ki bu çıktığı bizim belirlediğimiz değişken ismi karşısında sunacaktır. Buraya da mean HV'ye dedik. Bu değişken ismini tırnak içinde alabilirsiniz ya da tırnak içinde almayabilirsiniz. Ve burada HV'ye değişkenin ortalamasını ver dediğimiz zaman tabii ki bu işlemi yapacaktır. Ancak bunu bir table yani bir tablo biçiminde, bir çarpı birlik bir tablo biçiminde veriyor. Burada yapılacak işlemlerin sayısını artırdığınız zaman pek çok işlem yaptırabilirsiniz ve bunu sistematik olarak bir data frame ya da table veri türünde çıktısını oluşturabilirsiniz. Yine burada başka bir değişken işlem var. Burada yine dat bir veri seti üzerinden rows isimli bir obje ismi eklemişiz. Bakın burada rows tırnak içine alınmamış. Burada alınmış. Yani her ikisinde de sorun olmuyor. Burada end fonksiyonuyla end sayılarını belirliyoruz. Ve daha sonra da NR models isimli bir isim objesi belirlenmiş. Burada da her bir modelde yani farklılaşan her bir modelin işte en sayısını verecek. Bu işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi toplamda 234 satırımız var ve 38 farklı burada modelden bahsediliyor. Birbirini tekrar edenleri çıkarttığımız zaman. Yani işte dediğim gibi birden fazla işlem de yapabiliriz. Yine summarize'da dat bir veri setini aldıktan sonra işte HV değişken minimum değeri, maksimum değeri, CT değişken minimum maksimum değerlerini bu şekilde belirtebiliriz. Karşılığında bildiğimiz R fonksiyonlarından min max'tan faydalanarak ilgili işlemleri yapabiliriz. Bunu yaptığımızda da yine bunları bir table olarak verebiliyor. Bunları gerektiğinde satır ya da sütun bazı olarak da düzenleyebiliriz.